Saatlerimiz 10.01, Ulusal Kanal ekranlarında Gündoğdu kaldığı yerden devam ediyor. Ben Deniz Çağlayan Cengiz. Gündemin öne çıkan sıcak başlıklarını aktaracağız. Ama öncelikle bir Fransa Strasbourg'a gideceğiz. Avrupa Parlamentosu toplantısı sırasında yaşanan tartışmalar vardı ve Azerbaycan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki her türlü işbirliğini süresiz askıya aldığını açıkladı. Neler yaşandı? Değerli konuğumuz Ahmet Şahidov bizleri bekliyor. Sayın Şahidov, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Deniz Hanım, hoş bulduk. Ben de tüm ulusal kanal izleyicilerini Fatma Sanat Strasbourg kendinden selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Azerbaycan neden böyle bir karar aldı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde neler yaşandı, bir sizden dinleyelim isteriz. Lütfen buyurun. Evet Deniz Hanım, bu hafta pazartesi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi kış oturumu başladı. İlk saatlerde Almanya'dan olan milletvekili Frank Schwabe böyle bir öneride bulundu. Azerbaycan delegasyonunun itimatnamesinin kabul edilmemesiyle bağlı. Bir takım sözde nedenler gösterdi. Azerbaycan'da insan hakları ihlal olunuyor diye. Karabağ'da Ermeni kökenli vatandaşlar etnik temizlemeye maruz kaldı. 7 Şubat erken Cumhurbaşkanı seçerine Azerbaycan devleti davetiye göndermedi Avrupa Konseyi üyelerine. Bu takım nedenleri sebep göstererek Azerbaycan delegasyonunun, Azerbaycan milletvekillerinin bir sonraki yıl içerisinde yani 12 ay süreci boyunca 2025 Ocak ayına kadar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden uzaklaştırılması önerisinde bulundu ve dün 24 Ocak tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi bunu tartıştı ve büyük çoğunlukla Alman vekilinin bu önerisi kabul edildi ve 12 ay boyunca Azerbaycan delegasyonu, Azerbaycan milletvekilleri Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin toplantılarına katılamayacak, müzakerelerde yer almayacak, oy kullanma hakkı yoktu. Yani 12 ay boyunca Azerbaycan ile Avrupa Konseyi arasında bir irtibat koptu diyebiliriz. Bu aslında Fransa'nın son aylar Azerbaycan'a karşı düşmanca tavrının, siyasetinin bir devamıdır. Almanya'da bu siyaseti devam ettiriyor ve burada Avrupa Konseyi'nde en büyük milletvekili sayısına sahip olan Fransa, Almanya, bir de Ermeni lobisinin etkisi altında olan Avrupalı milletvekilleri Azerbaycan'ı böyle köşeye sıkıştırdılar. Ve bu karar çıkmazdan bir saat önce arkamdaki yerde Azerbaycan delegasyonu, başta delegasyon başkanı milletvekili Samet Seydov olmak üzere bir basın toplantısı düzenlediler. Ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Azerbaycanofobiya, İslamofobiya, Türk-Müslüman düşmanlığını dikkate alarak bir müddetlik, bir sürelik Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne katılmayacaklarını duyurdular. Ve bundan bir saat sonra Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kesin karar kabul etti. Azerbaycan delegasyonunun itimatnamesi kabul edilmedi. Ve 2025 Ocak ayına kadar Azerbaycanlı milletvekilleri Avrupa Konseyi'ne katılmayacaklar. Ve bu müzakereler zamanı birçok ülkeler Azerbaycan'ın itimatnamesi kabul edilmemesini desteklediler. Bir tek kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nden olan milletvekili, yanılmıyorsam AK Parti Ankara milletvekili Zeynep Yıldız Hanım konuşma yaparak Azerbaycan'a desteğini ifade etti ve Avrupa Konseyi'nin tek Hristiyan ülkelerden oluşan bir Avrupa Parlamentosu olmadığını, burada Müslüman Türk ülkelerden de milletvekillerinin olduğunu ve Azerbaycan delegasyonunun Avrupa Konseyi'nden uzaklaştırılmasının bu farklılığı, bu çeşitliliği bozacağını ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin tıpkı Avrupa Parlamentosu gibi ancak Hristiyan ülkelerden oluşan bir parlamentoya dönüşeceğini duyurdu ve Azerbaycan açık desteğini ifade etti. Ne yazık ki diğer ülkeler Fransa'nın, Almanya'nın siyasetinin devamı olarak bu önerini desteklediler ve Azerbaycan delegasyonunun Avrupa Konseyi'nden 12 aylık sürece uzaklaştırılmasını önerdiler. Ama Azerbaycan'a dost ve destek olan ülkelerin çoğu ya tarafsız kaldı ya da oy kullanma sürecine katılmadı. Sonuçta 90 milletvekilinden 76'sı oy kullanarak Azerbaycan'ın aleyhine oy kullandı. Onu
onu çekimsiz kaldı. Yani oy kullanmadı, tarafsız kaldı ve Alman milletvekili Frank Schwab'in bu önerisi kabul edildi. Artık 2025 Ocak ayına kadar Azerbaycan milletvekilleri buraya, Fransa'ya, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne gelmeyecekler, katılmayacaklar. Sayın Şahidov, benim merak ettiğim nokta şimdi şöyle bir süreç var. Bakü-Erivan hattında normalleşme sürecinin hızlandığı ve hatta Dışişleri Bakanları arasında doğrudan diyalog kanallarının kurulduğu bir dönemde Avrupa Konseyi'nin, Avrupa partiler ve vekillerin bu adımının acaba başka bir sebebi olabilir mi? Bu diyalog kanallarını mı bozmaya çalışıyorlar? Yani bu savları dile getirerek. Daha önce de yaptılar çünkü bunu. Evet Deniz Hanım, yani bu aslında 2001 yılından Azerbaycan bu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne üye katıldığı bu yıldan 2001 yılından bugüne kadar hiç böyle sert bir adımdı. Azerbaycan hiçbir zaman böyle bir ambargo ile yüz yüze kalmadı ve 2024 yılının ilk yarısında Azerbaycan-Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanması gündemdedi. Bakü ile Erivan arasında artık son hazırlıklar sürmekte ve bu süreçte, özellikle bu hassas bir süreçte Fransa'nın inisiyatifiyle, Almanya'nın inisiyatifiyle atılan bu adım aslında sizin de söylediğiniz gibi, yani bu süreci bozmaya yönelmiş, Azerbaycan'ın Avrupa'da itimadını bozmaya yönelmiş ve dolayısıyla Azerbaycan-Ermenistan arasında bu barış anlaşmasını imzalanmasını engelleyecek bir adımdı. Tabii ki 2001 yılında Azerbaycan Avrupa Konseyi'ne katıldığında bizim en büyük umudumuz, dileğimiz Karabağ ihtilafının, Azerbaycan'ın topraklarının işgal edilmesinin sorununun Avrupa'ya, Avrupa Konseyi'ne taşınmasıydı. Ve ne yazık ki son 20 yılda işgalci Ermenistan'a karşı bu türlü ambargolar uygulanmadı. Yani Azerbaycan bugün kendi topraklarını işgalden kurtarmış bir ülkedi. Hiçbir ülkenin toprağını iddia etmiyor. Oysa bu ambargolar Ermenistan'a uygulanmalıydı. Çünkü son 30 yılda Azerbaycan topraklarını işgal eden ülkeydi Ermenistan. Ama Fransa'nın, Avrupa'nın bu çifte standartları işgalçını değil, işgala maruz olan bölgeyi ambargoya maruz koydular. Ve özellikle de son aylar Fransa-Azerbaycan ilişkileri biliyorsunuz tırmanmış, bir gerilim yaşanmaktadır. Her iki ülke birbirinin diplomatlarını sınır dışı ediyor. Fransa sanki 2020 Karabağ zaferinin intikamını almaya çalışıyor ve Ermenistan'da bile bugün Azerbaycan'a bu kadar düşmanca yanaşmadığı bir süreçte Fransa'nın bu düşmanlığını anlamak çok zor. Ve bu Avrupa Konseyi tek coğrafya, mekan olarak Fransa'da yerleşmiyor. Aynı zamanda siyasi olarak da Paris'in etkisi altında olan bir Avrupa Enstitüsü'dü. O yüzden Fransa tüm platformlarda Azerbaycan'a karşı bu cepheni genişlendirmeye çalışıyor ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bu böyle bir karar alması da hiç şaşırtıcı değil, bekleneniydi. Azerbaycan aslında hiçbir şey kaybetmiyor böyle bakmış olursak. Çünkü bizim Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden beklentimiz Karabağ sorununun çözülmesine bir destek idiyse, biz Azerbaycan ordusu olarak, Azerbaycan kardeş Türkiye ile birlikte bu sorunu sahada çözdü 2020 yılında ve bizim artık Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne böyle bakarsak hiç ihtiyacımız da yoktu. Tamamen aksine bugün Avrupa'nın, Fransa'nın, Almanya'nın enerji teçhizatı tamamen Azerbaycan'ın elindedir. Ben inanıyorum ki yakın haftalarda, ilerleyen haftalarda Bakü Avrupa Konseyi'nin bu kararına sert bir şekilde cevap verecek. Hatta şimdiden tartışmalar başladı Azerbaycan'daki. Bakü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ni tamamen boykot etmeli ve bu kurumdan ayrılmalı. Ve Azerbaycan aleyhine oy kullanan, bu kararın kabul edilmesine destek veren ülkelerle Azerbaycan ilişkilerine yeniden bakmalı. Bu enerji teçhizatında Azerbaycan bu konuya yeniden bakmalı diye tartışmalar şimdiden başladı Azerbaycan. Ben şeyi hatırlıyorum Sayın Şairoğlu, 2023'ün son aylarında hatırlıyorum, İsrail'in saldırılarının başlamasından çok kısa bir süre önce Fransa Dışişleri Bakanı gitti Erivan'da, ziyaretlerde bulundu, görüşmeler yaptı ve Ermenistan'a silah taahhüdünde bulundu, savunma sistemi verme taahhüdünde bulundu, askeri eğitim verme
taahhüdünde bulundu ve sonra biz bunu şu şekilde tartıştık ve tüm uzmanlar da aynı yorumu yaptı. Fransa ve Avrupa özellikle Kafkasya'ya yerleşmek istiyor. Bu yüzden de Ermenistan ve özellikle Gürcistan'ı kullanıp bu bölgedeki nüfuzunu artırmaya çalışıyor. Belki bu yaklaşımın arkasında bu süreç de olabilir. Aslında Deniz Hanım, bu hepsi bir planın, Azerbaycan'a karşı bir iğrenç planın bir parçasıydı. İlk önce Azerbaycan'ı Avrupa Konseyi'nden uzaklaştırmak, sanki bu platformda Azerbaycan'ın savunmasını engellemek, daha sonra Ermenistan'a silah tedariki yapmak, Ermenistan'ı ayakta tutmak ve Azerbaycan'a karşı herhangi bir provokasyon yapmak, yarın olası bir yeni savaşta Azerbaycan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde kendini savunmasın, Ermenistan kendini daha rahat şekilde bu platformda hissetsin diye böyle bir planın bir parçasıdır. Öte yandan aslında siz İsrail'i söylediniz. Ben bu arada Avrupa Konseyi'nde burada olan çifte standartları bir kez daha göstermek istiyorum. Buyurun. Yani işgala maruz kalmış bir ülke olan Azerbaycan'a bu ambargolar uygulandığı bir zamanda diğer bir ülke, yani işgalci İsrail burada sanki bir mazlum ülke olarak gösterilmektedir ve bu kış oturumunda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde ana başlıklardan biri de şöyle yazıyor: Hamas terör örgütünün İsrail'e saldırısı ve İsrail'in cevap hakkı. Ve dün burada Avrupa Konseyi binası karşısında Holokost olaylarının yıl dönümünde Avrupalı parlamentariler, milletvekilleri İsrail'e bir kez daha desteğini ifade ettiler. Ve arkamda duran durduğum bu mekanda bir fuar var. Orada Ukrayna'da öldürülen Ukraynalı çocuklarından bahseden bazı fotoğraflar var. Ve dün Avrupalı milletvekilleri bir kez daha Ukrayna olaylarına destek verdiler, Ukrayna halkına destek verdiler. Yani benim dikkatimi çeken şu ki, yani burada söz konusu Türk Müslüman ülkelerse, Azerbaycansa, Türkiye ise, bu zaman bu katliamı, bu katledilen günahsız insanları görmezden geliyorlar ve Hamas'ı bir terör örgütü olarak göstermekle ve İsrail'in buna cevap hakkı var diye böyle bir propaganda var, böyle bir algı var, siyaset var resmi şekilde ve Avrupalı parlamentariler tamamen açık şekilde İsrail'e desteğini ifade ediyorlar. Bugün 25 bin, 26 bin günahsız insan Filistin'de katledildi. 10 binlerle çocuk Filistin'de öldürüldü ve bu tek Ekim ayından bugüne kadar değil, son yıllardır, uzun yıllardır bu siyaset katliam devam ediyor. Ama Avrupa Konseyi'nde kimse bunu ya bilmiyor ya da bilmezden geliyor. Ama söz konusu Azerbaycansa, görmemek. Aynen, aynen. Yani söz konusu Azerbaycansa, işgala maruz kalmış bir ülke olarak, yani destek görmek evezine, destek almak evezine ambargolar uygulanıyor. 12 ay boyunca Azerbaycanlı delegasyonun burada katılımı engelleniyor. İşgalçı Ermenistan destekleniyor. Yani bu Avrupa'nın, Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Parlamentosu'nun, genellikle Avrupa enstitülerinin bir çifte standartları da iğrenç siyasetidir. Yani burada bir de Ermeni lobisinin de bir, Yahudi lobisinin de bir etkisi var. Çünkü birkaç ay sonra Avrupa Parlamentosu'na seçimler düzenlenecek. Hem siyasi hem finansal alanda Yahudi lobisinden ciddi destek görmekteler. O yüzden Avrupa parlamentarileri hiç, belki de Filistin'i haritada yerini bilmiyorlar veya Filistin hakkında konuşmak istemiyorlar, korkuyorlar. Ama açık şekilde İsrailci bir siyaset var. Yani soykırım yapan bir ülkeye açık şekilde destek var. Öte yandan kendi topraklarını kurtarmış Azerbaycan'a karşı bir kin var, nefret var, intikam hissi var. Neden Azerbaycan 2020 yılında savaş yoluyla topraklarını kurtardı? Neden AGİT'in, Avrupa Konseyi'nin sözde önerdiği yollarla, yani barış görüşmeleriyle masada bu sorunu çözmedi? Oysa Azerbaycan son 30 yıldır Mada bu sorunun çözülmesine taraftar oldu. Ama AGİT, Avrupa Konseyi hep bu süreci uzatmakla, ertelemekle, sanki bu toprakların işgalini unutturmak ve meşrulaştırmak, legallaştırmaya çalışıyordu. Yani bu Avrupa'nın biz Türk Müslüman coğrafyasına bir konumudur, yaklaşımıdır. Az önce söylediğim gibi Azerbaycan hiçbir şey kaybetmiyor. Kaybeden yine Avrupa Konseyi olacak. Azerbaycan'ın timsalında
üyelik hakkı ödeyen önemli bir enerji teçhizatı ülkesini kaybetti Avrupa Konseyi diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Şairoğlu. İyi çalışmalar olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Değerlendirmeleriniz ve katkılarınız için. Doktor Ahmet Şairoğlu bizimle birlikteydi. Avrupa Konseyi'ndeki bu toplantıyı takip ediyor. Toplantı başladığından beri orada Sayın Şairoğlu ve süreci bize anlattı. Bence de Sayın Şairoğlu da ifade etti. Azerbaycan'ın kaybettiği bir şey yok. Çok da iyi olmuş. Umarım Bakü bu adımlara ve bu yaklaşıma gerekli yanıtı yaptırımlarla verir. Zaten Şairoğlu da bu noktaya dikkat çekti şimdi.